Haftanın özel röportajındaki konuklarımız Galatasaray'dayken voleybolcular Özgenur, Sinem ve Ezgi'ydi. Bu üçlüyle beraber hem özel hayatlarından konuştuk hem de kelime oyunu oynadık. Şimdi ekranlarınıza bol eğlenceli ve kahkahalı bu özel görüntüler geliyor. Son Set özel röportajında bu haftaki konuklarımız Galatasaray'dayken genç voleybolcuları. Özgenur, Ezgi ve Sinem'le beraber hem özel hayatlarından hem de voleyboldan konuşacağız. Ve en önemlisi bizim çok eğleneceğimiz, sizin de ekran karşısında bol bol güleceğiniz bir kelime oyunu oynayacağız. Şimdi ben her şeyi hazırladım, kızları bekliyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Seni şöyle masanın başına alalım. Tamam. Ya, hoş geldin. Seni de bu başına alalım. Ezgi, seni de yanıma alalım ben. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem sohbet edeceğiz, hem oyun oynayacağız. Duyduğuma göre kelime oyunlarında iyi misiniz diye bir duyum aldık. Bayağı bir eğleneceğiz gibi gözüküyor. Sonra da önce hemen sohbetimize başlayalım. Ardından oyunla devam edeceğiz. Sezonun sonuna yaklaştık artık. Son geliyor diyebiliriz ki bu sene Galatasaray'da ikincisinden her maçta daha iyi voleybolla sahada yer aldı. Siz de Galatasaray'ın genç isimlerisiniz. Gelecek vadeden oyuncularısınız. Sinem, senle başlamamız gerekirse bu sene sen ilk senemde Galatasaray'da Beşiktaş'tan geldin. Nasıl bir sezon geçti? Özellikle Final Four'a ev sahipliği yapmak nasıl bir duygu? Bu sene benim için, ben zaten Galatasaray'a geldiğimde de ilk attığım zamanda da röportajda söylemiştim, benim için bir dönüm noktası olacak demiştim Galatasaray için ve gerçekten iyi oldu. Sene sezonu çok iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Ayrıca Final Four'da da ev sahipliği yaptık. Güzel bir organizasyon yapıldı ayrıca. Tabii derece almak isterdik ama olmadı. Peki Ezgi, senin için de aslında Galatasaray macerası yeniydi. Özellikle Türkiye Kupası'nda bence çok iyi bir oyun sergiledin. Blokların bence yani her gün daha gelişme gösteriyor diyelim. Senin için şu ana kadar nasıl geçti sarı kırmızılı formayla geçen bu süre? Sarı kırmızı forma, evet, benim için biraz farklı bir dönüm noktasıydı. Sezon başında biraz daha istikrarı az diyebilirim ama evet, ikinci devre sonrasında biraz daha işte hani ben burada demeye başlamıştım. Fakat hani bu tabii ki bayan sporunda bu gerginlikler çok fazla olabiliyor. Zamanla bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Biz takım olarak aslında çok iyi bir takım değiliz. İyi bir takımız. Bu yıl bizim için farklı bir yıl oldu. Gerçekten her bütün oyuncular için, antrenörler için, yönetim için de farklı bir yıl oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ev sahipliği yapmamız bizim için çok güzeldi. Çok çok güzel bir atmosferdi. Evet, bu yıl çok fazla istenileni biz elde edemedik. Fakat önümüzdeki yıl tekrar Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Önümüzdeki yıl evet bunu da ettireceğiz yani. Galatasaray'da buradan bir şey ettireceğiz. Evet, tecrübe kazandı sonuçta Galatasaray'da, evet. Şampiyonlar Ligi'nde. Peki Özgenur'a dönelim. Masanın en genci. Evet, bence sen de çok şey kattın voleyboluna. Tabii Massimo Barbolini ile çalışıyor olmak nasıl bir duygu Özge? Yani ilk geldiğinde bile diyorduk artık hani gelsin beraber başlayalım antrenmanlar yapmaya diye. Çok heyecan verici bir şey, çok bilgi dolu bir antrenör. Zaman zaman maçlardan dolayı pek fazla yardımcı olamıyor bazen bize, maç yoğunluğundan dolayı. Çok sık kişisel antrenmanlarımızı fazla yapamasak da zaman bulduğumuz zaman gerçekten iyi çalışıyoruz. Tabii yoğun bir yer. Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyor olmak aslında çok da kolay bir iş değil. Cidden hem hafta sonu oynuyorsunuz hem hafta içi oynuyorsunuz. Deplasmanlar oluyor ama tabii bu tempoya işte tecrübeyle alışılıyor biraz da. Ezgi, şimdi senin güzel bir olay bekliyor aslında Haziran'da. Evlilik bekliyor. Onun hazırlıkları nasıl gidiyor? Bir de hani gene bir voleybolcuyla evleniyor olmak nasıl bir duygu? Ya şimdi evlenmeden önce hayatıma voleybolcu birisinin olması da bana gerçekten çok avantaj bir durum. Yani çünkü her konuda, bir de hani benden çok daha tecrübeli olduğu için, çok daha görmüş bir oyuncu. Bu da bana her anlamda gerçekten çok pozitif katkılar sağlıyor. Yani benim düştüğüm noktalarda bile beni hani omzumdan tutup yukarı kaldıran bir insan olması gerçekten
benim için çok güzel bir şey. Her şey hazır mı peki benim için? Her şey biliyorum gibi diyelim yani. Sadece organizasyonumuz kaldı o kadar. Bunun dışında her şeyimiz hazır. Peki o zaman Volkan da sana da buradan mutluluklar dileyelim. Sinem sen evlisin. Evet. Eşin de futbolcu. Evet. Değişik bir branştan olması çok fark ettiriyor mu sence iki sporcunun evliliğini? Yani hayır. Sadece tabii aynı şehirlerde olmamız biraz zor oluyor ama sonuçta o da sporcu, ben de sporcuyum. İkimiz de halimizden anlıyoruz. O yüzden branş farklılığı çok da fark etmiyor yani. Sohbetimize devam edeceğiz ama istiyorsanız kelime oyununa da başlayalım mı? Hazır mıyız? Olur. Hazırız galiba. Rakının yanında ne yenir? Meze. Onlardan bir çeşit. Allah. Yoğurtlu olur. Haydi. Yok yoğurtlu olmaz pardon. Domates soslu olur. Domates de olur içinde. Böyle küp küp kesilir. Bir sebze küp küp kesilir. Pişirilir. Biber mi? Biberden mi? Biraz yakın. Mor renkte. Pancar. Pancar. La yapılır. Patlıcan salatası. Yok değil. Ne? Şimdi patlıcanı söylediği için söyleyebilirim. Evet, bak. Evet, patlıcanı pişirdikten sonra küp küp keseriz. İçine domates ekleriz. Biraz biber ekleriz. Kahve yarık yaparız. Yok o yemek o. Ne olacak? Bence bunu. Öyle. Ay çok da severim ben. Neyse bilemedik. Şakşuka. Şakşuka. Evet. Sıra Ezgi'de. Çek bakalım. Biz bilemedik bakalım siz neler yapacaksınız. Allah'ım. Hadi bakalım. Tamam. Biz voleybol oynayıp ne yapıyoruz? Neyiz biz yani? Oyuncuyuz. Evet oyuncuyuz. Bu da bir oyuncudur. Şimdi oyuncu dedik. Bu uzak doğu dedik. Evet. Ne yapıyorlar dedik bugün hani onlar? Karate. Evet say onları. Tekvando. O filmlerde oynadı evet. O filmlerde başrol oyuncusu olarak hani oynayan bir şeydi. Oyuncudur bu. Çok ünlüdür. Bir dakika biliyorum ama... evet. Dilimin ucunda. Aynen öyle. Ve gerçekten bak uzak doğu oyuncularında mesela çok ünlüdür bu. Öldü. Karate filmlerinde falan. Öldü değil mi orada? Aa bir dakika bir dakika. Ne oldu? Karate miydi? Karate dedi. Aaa. Ama süreniz gidiyor da öyle olmadı. Tamam tamam. Hadi hadi hadi. Çok çok çok. Hadi hadi. Ben de sen bir şey de anlatacağım yani. Anladım kim olduğunu da ismini şu an söyleyemiyorum. Van Damme diyeceğim. Yok. O değil yani. O değil. Ondan halledeceğim. İşte evet. Sana birazcık. Ve... Sözümüz. Hadi Özge. Yapacağız. Evet. Kendimize güveniyorum. Ben güveniyorum. Şimdi. Biraz önce sokakta bir tane köpek sevdik. Bu ne türüdür? Nedir bu? Sokak köpeği. Hayır, köpek, kedi bunlar ne? Evcil hayvan. Hayvanlar, evet. Hayvan. He, bu anlatacağım şey de bir evcil hayvan. Ama bu biraz tiksinç bir hayvan yani fare. Böyle... Onun bir küçüğü. Ay, master. Ay, master. Evet, neydi ama dur bir dakika. Ooo, hatta kızımı alacağım ben bundan bir tane. Küçük böyle beyaz oluyor, ondan sonra böyle şeyde yaşıyorlar. Evet, 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 evet. Halina. Diye böyle. Hamster! Anadolu! Ama evet, senin ucundaki ne saysak mı acaba? Çok küçük. 14 Haziran'da ne yapıyorsun sen? Evleniyorum. Bir sene sonra ne oluyor? Yıl dönümü. Kuşta. Jüri. Tamam. İsim mi sayacağım? Ya hani girişimde mi? Bülent Ersoy. Hayır. Kim vardı ki jürisinde? Armağan Çağlayan. Yok, Yeni Popstar. Serdar Ortaç. Değil. Demet Akalın. Değil. Orhan Gencebay. İşte bu! İşte bu! Şu anda kelime oyunumuzda durum bir bir çok çekişmeli geçiyor. Kimse bilemiyor. Evet. Ezgi'cim. Buyur. Sıra bizde. Sıra bizde. Hadi arkadaşım. Bu sefer hadi bakalım. Hadi bakalım. Başladım. Ah Sinem. Ah Sinem. Şimdi bir... Ben ne takıyorum mesela? Evlenme teklifine ne takarlar? Yüzük. Evet, yüzük. Yüzüklerin Efendisi'ndeki böyle yaratık. Ama o yaratık değil ki. Yaratık. Ha? Evet, doğru. Yaratık ya. Yani. Yaratığa benziyor yani. Ve başlıyoruz. Başlatabilirsin. Başlatalım.
Şimdi ben şu an ne yapıyorum? Oyunda ne yapıyorum ben? Anlatıyorsun. Evet, anlatmak. Ben şu an, mesela ben şu an gencim ya, benim büyüklerimden duyacağım bazı şeylere ihtiyacım var. Nasihat. Nasihat. Bunları mesela siz benden büyük olunca ne oluyorsunuz? Daha tecrübeli oluyorsunuz. Peki siz bunları anlatınca ne diyorsunuz? Kızım bak bunu... Nasihat ediyorum. Evet ama başka, şimdi takılardan gideceğiz. Takılarla alakalı bir şey. Bu kolye, başka ne var? Küpe. Evet küpe, şimdi küpeden bağdaştır. Bak kulağını küpe olsun. Hadi bakalım, biz bir güçsüz açacaksınız. Durum 2-2. 2-2 beraber. Beraber. Öyle bir güven atıyoruz. Başlayayım mı? Başla. Başlıyorum. Sertip Özer bir şeye katıldı. Televizyon. Evet. Sonra bir grup katıldı. Blok'la olayı bitirebiliriz. Blok sende, servis bende. Tamam mı? Evet. Bir dakika dur. Konsantrasyonu bozma şu an. Peki, başlıyorum. Kolye demiştin. Evet. Başka takı ne var demiştik? Küpe dedik. Evet. Küpeyi nereye takarız? Kulağımıza. Kulağına tamam. Küpe olmak. Yok yok. Öyle bir şey değil. Dövmeyle alakalı gibi. Kulağa taktığımız bir küpe çeşidi. Ama aynı zamanda vücudumuzun başka bölgelerine de takabiliyoruz. Piercing. Büyük bir insansın. Evet. Hadi Sinem. Bakalım. Efendim ezberim. Geldi bu kadar ya. Çok ince bir şey çıktı ya. Sinemciğim başlıyorum artık. Buyurun. Gene çevirebiliriz. Biz yaşıyoruz. Genel olarak. Dünyanın yanındaki minik şeyler vardır ya hani dünyanın yanındaki hani bunun gezegenler. Evet gezegenlerden bir tanesi. Jüpiter, Venüs. Evet Venüs canım ya. Evet Özgün süre bizde hazır mısın? Hazırım bunu bilmek zorundasın. Öyle mi? Allah çok stres oldu. Ben geliyorum. Allah biraz. Padişahın çok sevdiği birine yaptırdığı bir yapıt. Bunlar böyle alınların ortasında kırmızı bir noktayla dolaşıyorlar. Hindu mu ülkede. Bunlar? O ülkedeler. Taj Mahal, Taj Mahal! Ya berabere biter ya biz kazanırız kızlar. Buyurun. Öyle geliyor. Özlem Tekin gibi biri var. Özlem Tekin gibi. Şebnem Ferah. Evet. Kullandığım gibi. Evet kızlar bayağı çekişmeli geçti. İlk bölüm bence biraz ısınamadık. Ama ikinci bölüm daha dinamik, daha böyle bilerek ilerledik. Dostluk kazandı. 4-4 berabere kaldık. Bence önümüzdeki sezon bunu tekrardan oynayalım. Daha iddialı, hatta forma giyelim falan böyle daha iddialı olur. Değil mi Özgün? Biz hani yaz döneminde biraz çalışırız seninle. Aynen. Tamam. Biraz beraber ıt demeden leblebi anlarız şeklinde olabilir yani. Daha çok eğlendim. Teşekkür ediyorum tabii ki. Bugün özel bir gün. Çünkü bugün Sinem'in doğum günü. Evet. Biz de ilk kutlayan olmak istedik son set ekibi olarak. Ve iyi ki doğdun Sinem. İyi ki doğdun Sinem. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Ve sana bir sürpriz var. Uzaklardan, diğerlerden. Eşin sana bu çiçeği göndermiş. Gerçekten mi? Evet. Bu çiçek mi? Bahçeyi mi? Zaten kartı da aç. Röportajdan önce geldi ama biz sakladık sana vermek için. Ben gelmiştim onu içeri girerken. Diyorum ne güzel. Ben gidip çok ağır. O kadar büyük ki. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Tekrardan kutluyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlendik. Umarım izleyenler de eğlenmiştir diyelim. Ve bir son set röportajını da burada noktalandıralım. Görüşmek üzere.